Test Merkezi'den merhaba. Lenovo'nun Yoga 2 Pro Ultrabook'u 2013 yılında tüketicilere sunulmuş ve halen günümüzde kullanıcıları etkilemeye devam ediyor. Farklı kullanım şekillerinin gözetmesi, QHD Plus ekranı ve işlem gücüyle incelediğimizde bizim de beğenimizi fazlasıyla kazanmıştı. Lenovo şimdi Yoga 2 Pro'nun halefi konumuna Yoga 3 Pro'yu da getirdi ve bu hamleyle birlikte elbette bazı değişikliklerde bulunmaktan da geri kalmadı. Peki Yoga 3 Pro bizlere neler sunuyor? Şimdi yakından bakalım. Lenovo Yoga 3 Pro ile birlikte Intel'in yeni Core M Broadwell işlemcilerine geçiş yapmış. Yeni işlemcinin bize pil ömrü konusunda daha cömert davranmasını bekliyoruz. Öte yandan 3 farklı renk seçeneğiyle sunulan Yoga 3 Pro altın, turuncu, açık gümüş renkli gövdelerle raflarda diziliyor. Bizim incelediğimiz modelde açık gümüş renkli. Tasarımda dikkat çeken yenilikler görülüyor. Az sonra zaten bunlardan hep birlikte bahsedeceğiz. Windows 8.1 işletim sistemi ile birlikte gelen Lenovo Yoga 3 Pro 256 GB'lık bir SSD sunuyor bizlere. Yoga 3 Pro'da ilk bakışta diğer bir dikkat çeken detay ise Yoga 2 Pro'da bulunmayan 802.11ac kablosu ağ desteğinin gelmiş olması. Şimdi Yoga 3 Pro'nun tasarımına bakalım. Yoga serisinin sunduğu gibi esnek kullanım tarzını sürdüren Yoga 3 Pro dönebilen ekranın sayesinde ister dizüstü bilgisayar, ister tablet formunda, isterseniz çadır ve diğer farklı modlarda kullanılabiliyor. Özellikle modern tasarımıyla dikkat çeken Yoga 3 Pro'nun tasarımını fazlasıyla şık bulduğumuzu söyleyebiliriz. Esnek olduğu kadar aynı zamanda şık bir tasarım sahip. Yoga 3 Pro'da Yoga 2 Pro'ya kıyasla gördüğümüz tasarımsal farklılıklarsa en fazla ekran menteşeleri kısmında kendini belli ediyor. Alüminyum ve çelik parçalardan üretilen menteşeler oldukça göz alıcı duruyor. Bizim kanaatimiz bu yönde. Ultrabook'lardan beklendiği üzere 1.2 kilogram ağırlığıyla oldukça hafif olan cihaz öte yandan 12.8 mm kalınlığa sahip. Bu değerleriyle daha önce incelediğimiz Asus ZenBook UX305 ile yakın seyrediyor. Yoga 3 Pro'nun çevresine baktığımızda sol tarafta güç portunu görüyoruz. Burada ayrıca bir USB 3.0 portu ve kart okuyucu da bulunuyor. Yine burada bir mikro HDMI ile bizlere sunulmuş ancak burada tam boyutlu bir HDMI portunun bulunmadığı için bir çevirici ihtiyacınız olacağını söyleyelim. Cihazın sağ tarafına baktığımızda burada da bir USB 3.0 portu görüyoruz. Diğer taraftan yine burada güç butonu, ses butonu, restart butonu gibi farklı butonlara, düğmelere yer verilmiş. Yoga 3 Pro'nun kablosuz bağlantıları arasında ise 802.11ac kablosuz desteğinin yanı sıra Bluetooth 4.0 bağlantısı da yer alıyor. Yoga 3 Pro'nun klavyesine baktığımızda oldukça konforlu bir tuş takımını burada görüyoruz. Uzun soluklu yazı yazan kullanıcılar için tahminimizce Yoga 3 Pro'nun klavyesini beğeneceklerdir. Tuş büyüklükleri ve yükseklikleri oldukça ideal. Öte yandan Asus ZenBook UX301'de karşımıza çıkmayan klavye arka aydınlatması da Yoga 3 Pro'da bulunuyor. Aydınlatmayı ister kapatabiliyorsunuz, ister açabiliyorsunuz. Bunun bir klavye üzerindeki fonksiyon tuşunu ve space'i kullanarak yapmanız mümkün. Böylece gece kullanımlarında performans kaybı yaşamıyorsunuz. Yine klavyenin altında yer alan touchpad de klavyeye uygun bir biçimde görevini iyi bir şekilde yerine getiriyor. Yoga 3 Pro'nun hoparlörlerine geldiğimizde ise Lenovo'nun bu noktada JBL hoparlörleri bize sunduğunu görüyoruz ancak açıkçası ses seviyesini düşük bulduk. Evet, hoparlörler sesi güzel ve dengeli bir şekilde veriyor. Bas diz oranları yerinde olabilir ancak ses seviyesini arttırdığınızda çok fazla bir performansla karşılaşamıyorsunuz ne yazık ki. Bu arada sesle birlikte multimedya değmişken şundan da bahsederim. Daha önce Yoga 2 Pro'da gördüğümüz jest ile kontrol özelliklerini yine Yoga 3 Pro'da da görüyoruz. Hareket kontrol özelliğine sahip olan Yoga 3 Pro web kamerasını kullanarak dokümanlarda sayfaları çevirmenize, şarkıları ileri geri alabilmenize, ses seviyesini ayarlayabilmenize ve fotoğraflara yakınlaşıp uzaklaşabilmenize olanak tanıyor. Bunların tümünü jestleriyle ellerinizi kameranın ön tarafında hareket ettirerek yapmanız mümkün. Ancak bunlar açıkçası günlük hayatta ne kadar kullanılır bu tartışılır. Yoga 3 Pro QHD bir ekranla geliyor. Bu da bize tıpkı Yoga 2 Pro'daki gibi 3200x1800 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran paneli olarak IPS tercih edilmiş. Öte yandan ekran malzemesinin parlak olduğunu da söyleyelim. Asus ZenBook UX305'te karşımıza çıkan mat bir ekran bu cihazda ne yazık ki yok. Bu da ışıklı alanlarda biraz parlama yaptığını ortaya koyuyor. Zaten siz de buradan görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yoğun ışıklı ortamlarda biraz ekran parlama yapabiliyor. Ancak görüntü gayet güzel bir görüntü bize sunuyor Lenovo Yoga 3 Pro. Bunda tabii ki IPS ekran kullanılmış olmasının önemi büyük.
Yoga 3 Pro'nun teknik detaylar arasında Intel Core M5Y71 işlemciyi görüyoruz. 2014'ün son çeyreğinde sunulan Core M5Y71 ile 1.2 GHz gücünde çalışan Ultrabook maksimum frekansta ise 2.9 GHz üretebiliyor. Çift çekirdek kullanan Core M işlemciyi daha önce incelediğimiz Asus ZenBook UX305'te de görmüştük. Ancak Yoga 3 Pro'da onda kullanılan işlemcinin bir tık üst performans sunan modelini kullanıldığını söyleyelim. Cihazın diğer teknik detayları arasında 8 GB RAM ve 256 GB'lık bir SSD'yi görüyoruz. Yine grafik birimi ise Intel HD 5300 olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte grafik detaylarını düşürerek Half-Life 2 gibi türevi oyunlarda 50-40 FPS'yi yakalayabiliyorsunuz. Skyrim'de de HD çözünürlükte yine düşük grafik detaylarında 30 FPS almanız mümkün. Peki cihaz bize nasıl benchmark skorları vermiş? Şimdi sizlerle onları paylaşalım. Aldığımız sonuçlara göre işlem gücüyle Asus ZenBook UX305'in önünde yer alan Yoga 3 Pro, öte yandan Selef model olan Intel Core i5'li Yoga 2 Pro'dan daha zayıf görünüyor. Yoga 3 Pro pil ömrü noktasında da açıkçası beklediğimizden düşük performans gösterdi. Zira daha önce incelediğimiz ZenBook UX305'te dengeli senaryoda 5 saat 21 dakikalık bir sonuç almışken Yoga 3 Pro'da 4 saat 30 dakikayı gördük. Öte yandan yine yakın zamanda incelediğimiz Intel Core i7'li Dell XPS 13'te 4 saat 35 dakikalık bir sonuç almıştık ki Yoga 3 Pro'nun Core M'li bir işlemciye sahip olmasından dolayı bu testte daha iyi bir sonuç vermesini bekliyorduk. Gerçek kullanım noktasında Asus ZenBook UX305'te 9 saat civarı performans görmek mümkünken Lenovo Yoga 3 Pro'da bu süre 7 saat 10 dakika olarak karşımıza çıktı. Yoga 3 Pro ince, hafif ve şık bir ultrabook. Gün içinde rahatlıkla yanınıza taşıyabileceğiniz, gündelik işlerinizi yapabileceğiniz, isterseniz eğlence noktasında oyun da oynayabileceğiniz bir cihaz. Ancak yüksek performans bekleyenlerin beklentisini tıpkı Asus ZenBook UX305'te de olduğu gibi tahmin etmeyeceği bir gerçek. Günlük kullanımlar için ideal olan Yoga 3 Pro, ince, şık, hafif ve esnek tasarımıyla farklı kullanımları gözeten ultrabook sahibi olmak isteyenlerin beklentisini karşılayabilir ancak daha fazlası değil.